Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Ahmet Telli imzalı Arkadaşlık Günleriydi adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Arka kapağı boş, artık Ahmet Telli'nin kitaplarında alıştığınız kanaatindeyim. Arka kapakta Ahmet Telli'nin bu görseline yer veriliyor. Everest yayınlarından çıkmış bir kitap. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Arkadaşlık Günleriydi, Ahmet Telli'den okuduğum 6. kitap. Bu kitap 111 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta arkadaşlık, aşk, ayrılık, balkon, bellek, dağ, deniz, dostluk, hüzün, insan, kır, koku, nehir, özlem, sevgi, şehir, umut, veda, yağmur, yolculuk ve zaman gibi temalarda şiirler yer almaktadır. Kitap Sen O Zamanlar, Bu, Bir Şiir Eksik ve Dörtlükler ve Bir Gazel olmak üzere 4 bölümden meydana gelmektedir. Şiirler beyit ve bentlerle kaleme alınmıştır. Kitapta çok iyi şiirsel metinlerden de bahsedilebilir. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Ahmet Telli, Arkadaşlık Günleriydi. 9. Alev Bir Nida İdik ve Arkadaşlık Günleriydi. 11. Anlatıyorsun, sesinde kunduzlaşıyor bütün kelimeler. 12. Yaşlılar baharda ölür. 15. Gözlerin yeni doğmuş tay bakışlı. 21. Hakikat hep gerçeğin gölgesi olarak kaldı. 25. Bazılarını kurt emzirir, bazılarını çakal. 33. Susuşun tarazlanmış bir şafak. 35. Ah bu kalbi sıkıştıran belirsizlik. 36. Ah bu içe işleyen belirsizlik. 37. Taş daha hafifti taş kelimesinden. 37. Seyiriyor sessizliğin memesindeki süt. 41. Örselenmiş her söz, ıssızlık kaldı geriye. 42. Kitabın son sayfası eksik. 46. Tek kelimelik kekre bir veda, kül rengi alıngan ve solgun. 47. Yol yolcusunu kelimeler kendi harflerini arıyorken bu vedada. 47. Kalbin ve zamanın zorba şaşkınlığı. 53. Belli ki bir sıkıntısı var nehrin. Sayıklama ateşi düşmeyen çocuk, dudak uçuklatan hakikat uçurumu. 54. Şehrin itibarı irtifa kaybediyor. 56. Bir otu da yeşertebilir merak. 62. Rivayet odur ki çocukluktan kalan bir hatırlamadır kimi itik kokular. 68. Hangi aşk dayanıklıdır ki sallantıya? 71. Göz ise dinliyor nehri, dağı ve boşluğu. Söndü. Ormanın yangını nasıl sönerse öyle. Kıpkızıllığı kaldı anılarda aşkın. 83. Menzili yok bu yolculuğun. 84. Öyle bir Ağustos günü üstüm başım tembellik. 84. Sığlıkta feraset arama boşuna. 87. İtirazın basit kelimelerle başladığını unutma. 92. Hep olduğu gibi. 99. Teri kurusun atımın düşeriz yola. 105. Unutmayın, tuhaf bir asaleti var ölümün. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi Ahmet Telli günümüz Türk şiiri için çok önemli şairlerden biridir. Yaşayan şairler arasında Ahmet Telli'nin bendeki yeri kesinlikle ayrıdır. İlk başta da söylediğim gibi Ahmet Telli'den okuduğum 6. kitap oldu bu kitap. Çok iyi şiirler var. Adeta okuru yakalayabileceği damarı görüyor, yakalıyor ve tutuyor. Diyor ki senin sıkıntı burada, gel kardeşim. Ahmet Telli'nin böyle bir üslubu var. Peki hocam, bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap üniversite 1. sınıftan başlamak kaydıyla iyi şiir okumak isteyen, özellikle ben şiiri yolda giderken seni gördüm, gözlerin ne güzeldi, öldüm bittim, sürekli seni düşünüyorum, yemeden içmeden kesildiğim gibi saçma sapan, adına şiir denilen ama aslında şiir olmayan metinlere maruz kalmaktan bıkmış, o tarz metinlerin şiir olmadığının bilincinde olan bütün bilinçli şiir okurlarına, gönül rahatlığıyla Ahmet Telli imzalı Arkadaşlık Günleriydi adlı bu güzel şiir kitabını önerebilirim.
Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.